Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Hareketi ile Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin toplam oy oranı %3 gözükürken, Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği görüldü. Özkiraz paylaşımında ankete dair, anketlerimizde deva ve gelecek partilerine daha sıklıklı olmakla birlikte, Memleket Hareketi Türkiye Değişim Partisi gibi partilerin seçmenlerine de rastlamaya başladık. Bu ayki anketimizde ise partilerin ismini ve liderlerin isimlerini sayarak, hangi partiye oy verirsiniz dedik. Bu şekilde sorduğumuzda kararsızlar ve başta partilerde az miktarda da olsa düşüş olduğunu, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Hareketi'nin oylarının daha görünür olduğunu fark ettik. Bu da bize teşkilatı olan partilerin az çok bir oy alacağını gösteriyor. Bu az çok oy sonuca tesir eder mi? Ben iki taraf için de etkinin eşit olacağını düşünüyorum. İktidardan ayrılanlar ideolojik bir söylem geliştirdi. Ama muhalefetten ayrılanlar seçilebilir bir ideolojik söylem geliştiremediler. Şubat ayı sonuçları şöyle. AK Parti %34.8, CHP %26.2, İYİ Parti %13.1, HDP %9.1, MHP %7, Gelecek Partisi 2.7, DEVA Partisi 2.5, Türkiye Değişim Partisi 1.6, Memleket Hareketi 1.5, Saadet Partisi 0.7, Yeniden Refah Partisi 0.4, Büyük Birlik Partisi 0.2, Vatan Partisi 0.2. 2.5'ten az olanlar hata payımız yüksek olduğu için yüksek sapmalar gösterebilir. İttifaklara bakacak olursak durum şöyle. AK Parti MHP Büyük Birlik Partisi %42, CHP İyi Parti Saadet Partisi %40, Deva ve Gelecek %5.2, HDP %9.1, İnce Memleket Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi 3.7 dedi.